Evet, bugün de eşimle, annemle Sultanahmet'e Gülhane Parkı'nı gezmeye gidiyoruz. Şu anda tramvaydayız. Allah yapanlardan razı olsun. Çok güzel bir şey. Akşam saat olduğu için tabii şu anda trafik biraz yoğun. 5'ten 8'e kadar trafiğin yoğunluğunu yaşıyoruz. Evet. Dondurmacının da çok güzel hareketleri var ama şu anda tabii yaşayamadık. Evet, şu anda burası Çemberitaş'tan Sultanahmet'e doğru gidiyoruz. Evet, burası evet. İstanbul'u size ücretsiz gezdiriyor. Biz de bazı zaman gittiğimiz zaman bazı bizim Sinoplu arkadaşlarımız, Zonguldaklı, Kastamonlu arkadaşlarımız da bize Kastamonlu gezdiriyorlar. Lokantalarını. Karşımızda Sultanahmet Camii. Turistler bu camiye Blue Mosque diyorlar. Yani Mavi Cami diyorlar. İniyor musun? Hadi, hadi, pardon. Çok az yürüyoruz. Tamam, hadi, tamam. Evet. Sultanahmet Camii'nin yazısı da var zaten. Görüyorsunuz. Yani Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı. Evet. Camilerin hepsi onarıldı, elden geçirildi arkadaşlar. Burada da Nihat Hatipoğlu şu ileride şu binanın, adliye binasının önünde konuşma yapıyor. Ramazanları da işte konuşmalarını buradan yapıyorlar. Evet. Vatan amcaların o şeyi var ya, onlara kopartıyor ya. Evet, burası Sultanahmet Köftecisi Mado olmuş. Demek ki nerede bizim Sultanahmet Köftecimiz? Maalesef kapandı veya devretti. Veya küçüldü, göremiyorum. Evet, burası meşhur Firuze Ağa Camii arkadaşlar. Firuze Ağa. Bu Firuze Ağa'nın bir de semti var Taksim'de. Taksim'de de Firuze Ağa var. Sıra sellerden aşağı doğru indiğiniz zaman Firuze Ağa var ve karşıda da şu anda Ayasofya Camisi'nin evet minareleri ve kubbelerini görmeye başladık. Evet. Sağ tarafımızda meşhur Blue Mosque. Yani Sultanahmet Camii. Altı minareli arkadaşlar burası. Evet. Selimiye Camisi'nde iki tane büyük minaresi var. Evet, bakın şu güzelliğe bakın ya. Altı minareli arkadaşlar. Şu önümüzdeki duran da kubbeli yer. Burada da Alman Çeşmesi. Ramazan'da orada Ramazan şerbeti koyuyorlar içine. Herkes içiyor. Bilginiz olsun. Yalnızca Ramazanlarda. Evet arkadaşlar, evet. Sultanahmet Köftecisi buraya gelmiş. Ben nişanlandığım zaman eşimi, annemleri, iki annemi de buraya getirmiştim. Evet. Evet, yavaş yavaş ihtişamlı Ayasofya Camisi'ni görmeye başladık. Evet, of of. Ne ihtişam. Evet arkadaşlar, Fatih Sultan Mehmet'ten önce burası kiliseymiş. Santa Sofia Kilisesi. Şimdi ama cami oldu. Onlar nasıl bizim camilerimize insanlar birbirlerinin şeyini değiştirebiliyorlar ya. Kimse kimseye de kızmıyor. Herkes birbirini idare ediyor. Bakın şu bulunduğunuz yerin altında da Yerebatan Sarnıcı var arkadaşlar. Altı su. Ve insanlar oralardan su içiyorlarmış o sarnıçlardan. Bizanslılar daha doğrusu yapmışlar. 4-5 tane yere sarnıç yapmışlar arkadaşım. Şu muhteşemliğe bakın ya. Of. Aynı bizim Selimiye Camisi, Süleymaniye Camisi gibi dev gibi. Baksana arkadaş. Oo. Fatih'te tabi Yavuz Sultan Selim Camisi var. Mihrimah Camisi var.
Evet, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın. Evet, burası böyle. Şuralarda piknik alanları. Evet. Şuralarda da neydi ya? O mozaik müzesi var arkadaşlar burada. Evet, buralarda da mozaik müzesi var. Evet, bakın, görüyorsunuz. Evet. Mozaik müzesi var. Evet. Yani buradan biz aşağı gideceğiz ama gelin buradan mı gidelim? Yo, aşağı gideceğiz ya. Siz bilirsiniz. Siz bilirsiniz. Hadi gelin. Gelin o zaman. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Emir arkadaşlar da burada. Evet. Evet, burası yılların şeyi, bak ne güzel oldu. Her yeri oturma bankları var. Yapanlardan Allah razı olsun. Normal şartlarda şuraya geldiğiniz zaman oturma yeri bulamazdınız. Şu karşının kubbenin olduğu yerde de eskiden annemleri getirirdim. Buralar bomboştu arkadaşlar. Buralar bomboştu, bomboş. Şurada sular fışkırıyor. Buralarda piknik yapardık. Evet. Sultanahmet Camisi'ni bir de buradan görün. Evet. Size kusura bakmayın. Kısım kısım anlatacağım. Evet. Görüyorsunuz. Değil mi? 2, 4, bakın 6 tane minare var. Bak sayın. Başka zamanda inşallah size içini göstereceğim. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olun. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.